Herkese merhaba. Ukrayna cephesinde işlerin Ukrayna ordusu için iyi gitmediği bir sır değil. Bu konuda çok çeşitli programlar da yapmıştık. Son 1-2 haftadır Rus ordusunun hızlı ilerlediği, Ukrayna ordusunun belli yerlerden çekilmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Hatta çekilirken bazı hataların yapıldığı ve bazı köylerin Rusya tarafına geçtiği söyleniyor. Rusya böyle bir acele içerisinde, sanki belli bir takım gelişmelerden önce Ukrayna cephesinde erken zafer ilan etme amacını da güdecek bir şekilde ilerlemek istiyor. Ukrayna'nın bu geri çekilmelerinde ve başarısızlıklarında diyelim, önemli paylardan bir tanesi Amerika'ya ait. Amerika 6 aydan uzun bir süre Ukrayna'ya yardım göndermedi veya yeni yardım paketi açmadı. En son Amerika Kongresi Cumhuriyetçilerin insafa gelmesiyle, ikna edilmesiyle birlikte 61 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladı. Ancak bu yardım paketinin henüz Ukrayna'ya ulaşmadığı, yani cepheye yansıyan herhangi bir yardımın olmadığı belirtiliyor. Ukrayna ordusu böyle büyük bir heyecanla bu yardımı bekliyor. Fakat Ukrayna ordusu buna dayanabilecek mi? Bu bekleme sürecine dayanabilecek mi, dayanamayacak mı? Orası tartışmalı. İşte bunlar konuşulurken Amerikan bürokrasisinin önemli isimlerinden diyebileceğimiz Stephen Bryan bir makale yazdı. Stephen Bryan eski savunma müsteşar yardımcılığı görevinde yapmış birisi. Amerika'nın güvenlik çevrelerini çok yakından tanıyan bir isimden bahsediyoruz. İşte Pentagon olsun, Ulusal Güvenlik Konseyi olsun, Beyaz Saray çevreleri olsun, askeri konularda, savunma konularında buralarla ilişkileri çok iyi birisi. Bir makale yayınladı. Weapons and Strategy, Substack adlı bir yayın organında. Daha sonra bunu Asia Times'da aldı. Kendi sayfalarına taşıdı. Çok önemli iddialar içeriyor Stephen Bryan'ın makalesi. Stephen Bryan diyor ki, NATO ülkeleri Ukrayna'ya diyor muharip birlikler göndermeye başladı. Ukrayna, bunun da en önemli sebebi Ukrayna ordusunun çökmek üzere olduğuna dair korkuları. Batılı ülkeler, NATO ülkeleri Ukrayna ordusunun savunma direncinin kırılmak üzere olduğundan korkuyorlar. Rusların her an bir zafer kazanabileceğini, Rus savunma hatlarını kırıp çok ciddi bir şekilde içerilere girebileceğini düşünüyor NATO ülkeleri. Bundan dolayıdır ki bazı NATO ülkeleri, Stephen Bryan bunlar arasında Polonya'yı, Fransa'yı sayıyor, İngiltere'yi, Finlandiya'yı sayıyor ama diyor başka ülkeler de var. Bunlar muharip askerler göndermeye başladılar. Yani Bryan diyor ki NATO Ukrayna topraklarına asker yığıyor ve bu askerler muharip askerler. Muharip askerler. Amerika da bunlara katılacak fakat Kasım seçimleri bekleniyor. Eğer Biden seçilir ise Amerika da buraya özel kuvvetlerini, askerlerini yığmaya başlayacak. Rusya ile Ukrayna topraklarında böyle sıcak yüz yüze bir savaş gerçekleşecek diyor Stephen Bryan. NATO bunu göze aldı diyor. NATO derken tabii NATO'nun bütün üyeleri mi? Mesela Türkiye'ye soruldu mu bu? İspanya'ya soruldu mu? İtalya'ya, Yunanistan'a? Özellikle NATO'nun Akdeniz kanadının bu konuda biraz soğuk olduğu kanaati bende var. Dönelim Stephen Bryan'ın Asia Times'da yayınlanan makalesine. Bryan diyor ki buradaki askerler üniformalı askerler. Peki nasıl Ukrayna'da görev alıyorlar? Bir kere Ukrayna'nın batı bölgelerinde, batı oblastlarında bunlar konuşlanmış vaziyetteler. Ancak sadece batıyla sınırlandırmış değiller. Savaş hattına yakın yerlerde de konuşlanmış bazı NATO ülkesi askerleri de mevcut. Dediğim gibi bunlar üniformalarıyla orada bulunuyorlar ve bulunma gerekçeleri de savaşmak değil, işte Ukraynalılara eğitim vermek, silahların bakımını yapmak, hassas silahların işte ihtiyaç duyduğu uzmanlığı göstermek. Stephen Bryan diyor ki bu böyle söyleniyor ama gerçek bu değil. Yani bu kişiler oraya bir makinenin bakımı için gitmiyorlar. Bir makineye baksın diye, bir silah kullansın diye 50 asker, 100 asker, 200 asker, 300 asker gönderilmez. Bunun bir tek amacı var. O da Ukrayna savaşında muharip olmak. Zamanı geldiğinde devreye girmek. Çünkü Ukrayna savunma hatları kırıldı, kırılacak. Ruslar zorluyor. Esaslı bir şekilde zorluyor. Ve Ukrayna ordusunda çok ciddi sorunlar baş göstermeye başladı.
Batılı ülkeler buraya asker göndermeye başladılar, yol yapıyorlar. Bunun devamı gelecek. Yani Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de işte 50 asker olan 500'e çıkaracak, 300 asker olan 700'e çıkaracak. Böyle böyle bu sayı artacak. Rusya, Ukrayna tarafında 3100 civarında yabancı asker olduğunu açıklamıştı. Yabancı asker, bunlar paralı askerler, lejyon askerler, 3100 civarında. Fakat Stephen Bryan diyor ki, benim bahsettiğim askerler bu paralı askerler değil. Yani adam bir Fransız, gitmiş belli bir ücret karşılığında Ukrayna ordusunda savaşıyor. Bir sivil bu. Sivilken gitmiş asker gibi olmuş. Ukrayna ordusunda asker olmuş. Ama Bryan'ın bahsettikleri üniformalı Fransız ordusundan Fransız askerleri. Gerçekten NATO üyesi ülkeler bu konular konuşulduğu zaman askerlerinin Ukrayna'da olduğunu fakat bunların muharip olmadığını yani savaşa katılmadığını iddia ediyorlar. Eğitim, hassas cihazların bakımı gibi konularla ilgilenmek üzere orada olduklarını söylüyorlar. Ama burada şunu da düşünmek lazım. Mesela bir füze Ukrayna'dan atılıyor ve o füzenin bakımını, onarımını, efendim kullanımını İngilizler yapıyor. Hatta füzenin nereye atılacağını İngilizler seçiyor. Atılacağı zaman da düğmeye de yine kendileri basıyor. Şimdi Stephen Bryan da onu soruyor işte. Yani bu füzeyi kullanan İngilizler. Vurdukları yer Rusya, Rus hedefleri daha doğrusu. Bunlar şimdi muharip mi değil mi? Bunlar cihaz bakımı mı yapıyorlar? Evet, bunlar haklı sorular elbette. Fakat Amerikalı güvenlik uzmanının, eski savunma müsteşar yardımcısının dikkatleri çektiği nokta bunun çok daha ötesinde. Ukrayna ordusunda çökmeler başladığında diyor, NATO ülkelerinden gelen askerler cepheye doğru ilerleyecekler. Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerleyecekler. Şimdi Bryan'ın bizlere anlattığı model Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da kullandığı model. Amerika Vietnam'da kendi taraftarlarını destekleyebilmek için önce ordu göndermedi. Ne yaptı? İşte danışmanlar gönderdi. Danışman gönderdi. Danışman kelimesi aslında bir kamuflajdı. Neydi bunlar? Danışman denilen kişiler ya CIA'nin oradaki çalışan elemanlarıydı veyahut da danışmanlar özel yetiştirilmiş askerlerdi. Delta Force tarzında düşünün veya özel kuvvetler tarzında düşünün. Bunlar aslında Amerika'nın oradaki özel kuvvetleriydi. Ama bunlara ne dendi? Bunlar danışman. Yani savaş konusunda, efendim ilişkiler konusunda danışılan insanlar gibi bir portre çizildi. Böyle bir model oluşturuldu. Ukrayna'da NATO ülkelerinin kullandığı yöntem de bu. Amerika'nın Vietnam'da danışman dediği kişilere burada eğitmen deniyor. Silah bakım uzmanı deniyor. Sonuçta yüzlerce asker buraya yığılmış durumda ve asker sayısı her geçen gün artıyor. Sayısını tam olarak bilmek mümkün değil ama görünen o ki yavaş yavaş Ukrayna içerisinde ciddi bir ordulaşma çalışması yapılıyor. Biliyorsunuz daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya asker gönderebileceklerini söylemişti. Çok tepki gelince biraz böyle çevirir gibi oldu ama sonra yine toparladı ve aynı görüşte ısrar etti. Ukrayna'ya dedi, biz dedi asker göndermek zorunda kalacağız dedi. Görünen o dedi. Bir an gelecek, göndermek zorunda kalacağız. Hatta sınır da çizmişti. Eğer Rus orduları Kiev'e yönelirse, Odessa'ya yönelirse biz dedi asker gönderebiliriz. Fransa'ya bazı ülkelerden destek de geldi. Baltık ülkeleri gibi bazı ülkelerden destek geldi. Onlar da dediler yani bu tür sınırlamalar koymamak lazım. Ukrayna'nın ihtiyacı neyse onu vermemiz lazım. Ukrayna'nın askere ihtiyacı olursa elbette asker de göndermek lazım dediler. İşte Stephen Bryan'ın makalesi bize şunu gösteriyor. Amerika'nın güvenlik çevrelerinde bu konular çok ciddi bir şekilde tartışılıyormuş, konuşuluyormuş. Hangi çevrelerde konuşuluyormuş? Pentagon'da mesela konuşuluyormuş bu konu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda, Beyaz Saray'da, Ulusal Güvenlik Konseyi çevrelerinde bu konuların böyle ciddi bir olasılık olarak konuşulduğu ve hazırlıkların yapıldığı anlaşılıyor. Amerikalılar şu anda Ukrayna'nın içerisinde eleman bulunduruyorlar. İşte istihbarat birimlerinin orada uzun süredir zaten çalışan elemanları var. 2014'ten beri baya baya Ukrayna'nın içerisinde istasyonları var. Ancak
Kırılma noktası Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri olacak. Çünkü başkanlık seçimlerinde Biden'ın seçilmesi halinde Pentagon'un Ukrayna'ya çok sayıda asker göndermeye hazırlandığı söyleniyor. Bunlar Washington DC çevrelerinde konuşulan dedikodu değil, kulis bilgileri. Gerçekten konuşulan konulardan bahsediyoruz. Amerika'nın Ukrayna'ya Kasım ayından sonra kaç asker göndereceğini bilemiyorum. Yani bu konuda somut herhangi bir veriye ulaşmış değilim. Ancak Ukrayna ordusu her an Rusya karşısında gerileyebilir, hatlar kırılabilir. Bunun belirtilerinin de olduğunu söylüyor Stephen Bryan. Bunun diyor emareleri, çok ciddi emareleri var. Ukrayna ordusu başarısız oldukça, yenilgiler alındıkça ordunun içerisinde anlaşmazlıklarda bir artma var. Sanki orduda bir bölünme varmış gibi görülüyor. Yakın bir zamanda biliyorsunuz Ukrayna ordusunda bir komutan değişikliği oldu. Başkomutan gitti, yerine yenisi geldi. Yukarıdan aşağıya doğru bir takım değişiklikler oldu. Bunun ordu içerisinde bir ikilik yarattığı söyleniyor. Zaten başarısızlık da bu ikiliği besleyen bir şey. Yine aynı makalede deniyor ki Ukrayna ordusunda 25. hava indirme tugayında, 115. tugayda, 67. mekanize tugay ve 47. mekanize tugaylarda ki bunlar çok büyük birimler. Ukrayna ordusunun bel kemiği diyebileceğimiz birimler ikilik başladığı söyleniyor. Yani birinin söylediğine öbürünün uymaması. Emir komuta zincirinde kırılmadan bahsediyor Brian. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Ukrayna açısından çok tehlikeli bir gelişme. Ruslar da bunun farkında. Rus istihbarat raporlarında Ukrayna ordusu içerisinde anlaşmazlıkların arttığı, birbirlerini dinlemedikleri, komutanların bazı hani alt komutanlara söz geçirmekte zorlandığı yönünde raporlar var. Rusların tahminine göre Ukrayna ordusu yüz binlerce askerini yani ölümlerle veya yaralanmalarla kaybetti. Bunu Ukrayna kabul etmiyor. İşte Zelenski 30 bin asker kaybından bahsediyor. Bu çok gerçekçi değil. Ya yani geçtiğimiz yıl 2023 yazında bile Amerikalıların hesaplamalarına göre 70 binden fazla Ukrayna askeri savaşta öldü. 70 bin büyük bir rakam. Şimdi yaralananların bundan çok daha fazla olduğunu düşünmeniz lazım. Yani 70 bin askerin öldüğü bir yerde birkaç yüz bin askerin de yaralandığını ve o şekilde savaş dışı kaldığını hesap etmek lazım. Bu da bize hani en iyimser tahminle 250 bin, 300 bin yaralanma ölümlerle birlikte 300 binin üzerinde bir kayıp anlamına gelir. Rusların hesaplaması 500 bin. Tabii bu bahsettiğim rakamın yaz rakamı olduğunu düşünürseniz bugüne kadar Ukrayna tarafında 500 bin askerin ölmesi, yaralanması mümkün mü? Mümkün. Ama gerçek rakamı hiçbir zaman belki de öğrenemeyeceğiz. Yani belki savaştan sonra öğrenebileceğiz. Eğer Ukrayna 500 bin askerini yaralanma ve ölümlerle kaybettiyse bu ciddi anlamda büyük bir soruna neden olur. Ukrayna büyüklüğündeki bir ülke için bunu söylüyorum. Ukrayna şu anda asker toplamaya çalışıyor. Bunu ne kadar yapabilecek bilmiyorum. Çok acil sorunların başında bu geliyor. Yani silahtan bile daha önemli belki asker yok. Askerler yorgun, yaşlı, evlerine gitmesi lazım. Bir kısmının böyle hani değiştirmeniz lazım. Bunu yapamıyor Ukrayna. Şu anda çok olağan dışı yöntemlere başvuruyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela Polonya'dan, Litvanya'dan yardım istiyorlar. Çok sayıda Ukraynalı bu ülkelere gitti, taşındı. Orada askere uygun erkek Ukraynalıları, Polonyalılar, Litvanyalılar Ukrayna'nın yardımıyla birlikte böyle derdest edecekler. Yani zorla askere götürecekler. Bunu deneyecekler ama bu da yine hoşnutsuzluğa yol açar. Başka sorunlara yol açar, komplikasyonlara neden olur. Ukrayna şu anda ciddi bir asker açığıyla karşı karşıya. Silah açığı zaten var. Amerikalıların gönderdiği silahlar ne zaman gelecek? Ne zaman o yardım ulaşacak? Avrupalılarınki zaten hep bölük pörçük geliyor. Ne kadar derde şifa olacak onu bilmiyoruz. Bilmiyorlar. Ancak görünen o ki Ukrayna ordusunda kırılma anı yaşanıyor. Ukrayna'nın buradan doğrulması lazım. Doğrulamazsa hani güreşteki deyimle tuş olmak üzere, hatlar kırılmak üzere. Rus orduları ilerliyor. Köy köy, bazen mezralar, bazen küçük yerler ama çok ciddi, istikrarlı
ve güçlü bir şekilde Rus ordusu ilerliyor. Ukrayna ordusu bazı yerlerde savaşamadan geri çekiliyor. Bazı tepeleri, köyleri bırakıyor. Bazen de bir panik oluyor, hata yapılıyor. O yerleri Ruslar işte hatadan yararlanıp ele geçiriyor. Bunlar olur. Yani Rusya ilerler, Ukrayna geriler veya Ukrayna ilerler, bunlar olur. Fakat sağdan gelen haberler bu işin basit bir ilerleme olmadığı, Ukrayna ordusunun savunma hatlarının kırılma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Ve bize Stephen Bryan'ın makalesinin söylediği şu: Washington çevrelerinde Amerika yönetiminde Ukrayna'nın savaşı kaybettiği, bundan sonra sadece zaman kazanma yönünde bir takım çalışmaların yapılabileceği, Ukrayna'nın işte ordusunun çökmesi halinde de NATO ülkelerinin devreye girmek zorunda oldukları yönünde. NATO ne yapacak burada? Rus ordusunu mu yenecek? Büyük ihtimalle Rus ordusunu yenmekten ziyade Rusya'yı Ukrayna içerisinde tutma çabası bu. NATO askerlerinin şu anda Ukrayna'nın batı oblastlarında, bölgelerinde olduğunu söylemiştik. Yani bir çeşit vilayetler, Ukrayna'nın batı vilayetlerinde olduklarını söylemiştik. Bunların zamanla doğuya doğru ilerleyecekleri, Rus ordusunun daha fazla batıya ilerlemesi halinde NATO askerlerinin de doğuya doğru ilerleyecekleri söyleniyor. NATO kelimesini çok kullanıyorum ama bunlar NATO adına orada değiller. Bunu da unutmamak lazım. NATO'yu bu işin içine bulaştırmamak için İngiltere olsun, Amerika olsun, Fransa olsun, biliyorsunuz, Ukrayna ile hep ikili anlaşmalar yaptılar. İkili savunma anlaşmaları yaptılar. İsveç gibi işte ülkeler böyle ikili anlaşmalar yaptılar. Bu askerler de oraya NATO, hani bayrağı altında NATO adına oraya gitmediler. Kendi ülkeleri adına orada bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte de NATO adına hareket edeceklerini düşünmüyorum. Fakat bunlar NATO üyesi ülkeler. Bunu da not etmekte fayda var. Ayrıca Stephen Bryan, NATO içerisinde Ukrayna'nın çökmesi durumuna karşı felaketi önleme planı adı altında bir takım çalışmaların yapıldığını söylüyor. Yani Rusya zafer kazanırsa, zaferi bütün Ukrayna'nın hepsini işgal ederek kazanmayacak. Büyük ihtimalle ne bileyim Ukrayna'nın hatırı sayılır bir kısmını işgal ederek zafer ilan edecek. Belki Kiev'e yaklaşacak, belki Odessa'yı alacak. Dnieper Nehri'nin bütün doğu kısmını işgal edince belki zafer elde ettiğini söyleyecek. Yani geriye Ukrayna'dan çok az bir kısım kalmış olacak. İşte Kiev ve Lviv gibi Ukrayna'nın belki sadece batısı kalacak. Bilmiyorum orada duracak mı? Ama NATO'nun amacı görebildiğim kadarıyla Rus ordusunu Dnieper Nehri'nde tutabilmek. Dnieper'in batısına Rusların geçmesine mani olmak. Yani hep konuşuyoruz ya, işte Rusya Ukrayna'yı alırsa sonraki hedef Polonya mı? Sonraki hedef Romanya mı? Moldova mı gibi bunları konuşuyoruz. NATO o aşamalara gelinmeden önce istiyor ki Rusya Dnieper Nehri üzerinde dursun. En fazla orası. Yani Dnieper'in batısına bir adım bile atmasın. Eğer Dnieper'in batısına bir adım atılırsa bu Fransa tarafından, Almanya tarafından, Amerika tarafından da bir büyük güvenlik tehdidi, Rusların batıya doğru yayılma yolunun açılması olarak algılanıyor. NATO'da çalışmalar yapılıyor, felaketi önleme planı. Pentagon'da Ukrayna'ya Amerikan askeri gönderme seçeneği bile konuşuluyor. Tabii bunlar konuşulurken Ruslar da boş durmuyorlar. Bu gelişmelerin farkındalar. İddiaya göre Rusya Kasım'dan önce Ukrayna meselesini bitirmek istiyor. Veya Kasım'dan önce Ukrayna meselesini belli bir noktaya taşımak istiyor. Eğer gerçekten Dnieper'in batısına NATO ülkeleri asker yığacak ise, daha fazla asker getirecek ise ve bunlar muharip Rusya'ya karşı savaşacak ise, Rusya'nın Dnieper'in doğusunda belli noktaları ele geçirmiş olması lazım. Avantajlı konuma geçebilmesi için. Ya bu benim kanaatim. Hani başka yerde görmedim. Fakat Rusya'nın mutlak surette eğer böyle bir savaşa girecekse, böyle bir savaş beklentisi var ise, topyekün büyük bir savaş. O zaman Ukrayna ile Rusya arasındaki sınır vilayetlerini, yani sınır oblastlarını da ele geçirmesi gerekir.
Yoksa Belgorod'da olduğu gibi sınırdan Rusya topraklarına saldırılar yoğun olur. Orayı savunayım derken diğer taraftan zafiyet oluşur. Rusya büyük ihtimalle Ukrayna'nın kendisiyle olan bütün sınır oblastlarını ele geçirmek isteyecektir. Ve bunu da Kasım ayına kadar yapmayı istiyorlar. Hani istemekle yapmak aynı şey değil. O başka bir şey. Ama görünen o ki Kasım ayına kadar öncelikli planlar arasında Harkiv başta olmak üzere Ukrayna'nın Rusya ile sınırını oluşturan 2-3 oblastını Rusya ele geçirmek istiyor. Oradan da Dnieper nehrine doğru ilerlemek istiyor. Eğer bu gerçekleşirse başta Fransa, Polonya, İngiltere olmak üzere ki bunlara Finlandiya gibi ülkeler de katılabilir. Batının askerleri de Dnieper'in batısına yığılacak. Şu anda bu yığılmanın başladığı, asker göndermelerin başladığı iddia ediliyor. Kim tarafından? Stephen Bryan tarafından. Biz de bunları dile getirdik. Fakat dediğim gibi Ukrayna'da işler Ukrayna için çok parlak görünmüyor. Kara savaşlarında Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Cepheden haberler ve cephe gerisinden haberler bunlar. Görünen o ki bu savaş Ukrayna savaşı olarak kalmayacak gibi görünüyor. Daha doğrusu Ukrayna'da belki savaş yaşanmaya devam edecek ama bu savaş sadece Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olarak kalmayacak. Tabii şu anda da hani Amerika silah veriyor, Fransa işte ne bileyim silah veriyor, Almanya para veriyor, silah veriyor. Zaten Ukrayna tarafını tutan çok. Zaten savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasında değil diyebilirsiniz ama anladığım kadarıyla cephede de hani askerler arasındaki savaş da çok uluslu hale gelmeye başlayacak. Rus ordusuna karşı Fransız, İngiliz, efendim değişik ülkelerden askerler buraya gelecek. Bu konuda Almanların çok sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Yine Ukrayna ordusuna destek için daha önce de bahsetmiştik. Burada yeri geldi. Yine bahsedelim. Amerika'nın asker bulmaya çalıştığını görüyoruz. Öncelikle Amerika hapishanelerinde şu anda uygun asker olabilecek adaylar seçiliyor. Bu adaylar içinde ilk etapta uyuşturucu kaçakçısı Latinler. Güney Amerika'dan Amerika'ya uyuşturucu kaçırmış, kaçırmaya çalışmış çetelerin elemanları asker haline getirilmeye çalışılıyor. Bunlara teklifte bulunuyor. Git Ukrayna'da savaş, Ukrayna için hem para da kazanırsın, maaş da verilecek sana. Amerika'ya geri dönmeni istemiyoruz. Ukrayna ordusunda şu kadar süre savaşacaksın. 6 ay, 1 yıl. Ondan sonra bütün hapis cezan kalkacak. Amerika'ya değil başka bir yere gidebilirsin. Bunda da özgürsün. Bu vaatlerle Ukrayna ordusuna asker toplandığını anlıyoruz. Bunu Ruslar iddia ettiler, Amerikalılar yalanlamadılar. Askeri eğitimlerin şu anda sürdüğü ifade ediliyor. Bunlar da yazın başında Haziran, Temmuz gibi cepheye varacak. Yani cephedeki çok uluslu yapı daha da çok uluslu hale gelmiş olacak. Amerikalıların sadece bu projeyle sınırlı kaldıklarını zannetmiyorum. Hapishanelerden asker devşirme modelini belki İngiltere'de uygulayacak, belki işte Fransa uygulayacak, Finlandiya gibi, Litvanya gibi. Onlarda çok fazla hapishanelerde insan yok gerçi. Hani İskandinav ve Baltık ülkelerinin hapishaneleri o kadar dolu değil ama dediğim gibi Fransa, İngiltere hapishanelerinde yine bu iş için uygun kişilerin olma ihtimali yüksek. Başka modeller de deneyeceklerdir. Enteresan gelişmeler. Şimdilik bu kadar efendim. Savaş acı, savaşla ilgili bilgiler de gerçekten acı. Ama işimiz bu. Bunları mecburen sizlere aktarıyoruz ve tetkik ediyoruz. Sonra analiz ediyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize